Arkadaşlar bugünkü mevzumuz iPad Pro. Gördüğünüz gibi ürün tanıtımını, kutu açılışını çok kısa bir sürede hallettim. Teknik özelliklerin üzerinden geçtik ve video bitti. Tabii ki de bitmedi, geyik bir yana. Şu kutu açılış videolarına aşırı antipati duyuyorum, neyse. Şimdi iPad Pro'muz. Bu yeni 2020'de çıkan iPad Pro 12.9 olan. Nesi var? Magic Keyboard diye bir aparatı var ama o henüz daha satışa çıkmadığı için, en azından Türkiye'de çıkmadığı için onunla ilgili pek bir şey bahsedemeyeceğim ama bu iPad'i 5 nesil öteye götüren bir klavye olmuş. Neden diyeceksiniz? Ondan daha sonra bahsedeceğim. Ben size direkt bu iPad Pro hakkında bir inceleme videosu çekmeyeceğim. Biraz kendi iPad deneyimimden bahsedeyim. Sonra da iPad'i nasıl kullandığımı ve bu iPad'in ne fark yarattığından bahsedeyim. iPad kaçtı? 2010 senesinde çıktı. O da buydu. Şöyle bir iPad'di. Çok güzel bir kapağı vardı. Bu kapağı ben hala çok seviyorum. Maalesef kullanamıyorum ama masa üstünde kullanmak için şunu şöyle üçgen katlayıp koyduğunuz zaman yatay pozisyonda da kullanabiliyorsunuz. Özellikle bu canlı yayınlarda bu iPad'ler çok işe yarıyor. Stream Deck'in bir yazılımı var. Stream Deck'in miydi? Elgato'nun muydu? Neyse işte bir takım şeyleri o kameradan o kameraya geçişleri falan kontrol ediyor. Açıkçası isterdim bu kapaktan olsun ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu arkadaşlar 2010 senesinde çıkan ilk iPad. Hala çalışıyor. Bir şey göstermek istiyorum. Aşırı komik değil mi? Neyse 2010 senesinde çıktığında tabii ki de hemen aldım. Çünkü o zaman çok yeni bir şeydi. Tablet diye bir tabir yoktu. Yani telefon vardı, bilgisayar vardı. Sonra Steve Jobs abimiz ara segment bir ürün çıkardı ve hepimiz aldık. O zaman çok anlamlı gelmişti. Çünkü o zamanki telefon ebatları buydu ve bu ebatta bir şey. Yani notebooklar kalın ve hantal o zaman. İncecik bir tableti ele alıp web sitelerini gezmek, maillarınıza cevap vermek, müzik dinleyebilmek büyük avantajdı. Sonra tabii bunun hantallığı biraz ağır geldi. Bir iPad mini çıkardı bu iPad mini arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse yarısı büyüklüğünde. Fakat tabii şöyle bir durum oldu ondan sonra. Telefonlar büyüdükçe bununla bunun arasında aslında çok büyük bir fark olmamaya başladı ki ben bu iPad mini'den sonra hiç iPad almadım. Çünkü telefonla bütün işlerimi görüyordum. Ta ki ne zamana kadar biliyor musunuz? Geçen sene şu iPad Pro'yu aldım. 10 inç küsurluk iPad Pro'yu aldım. Çünkü tam ne zamandı? Haziran ayında hatırlarsınız belki. Apple Geliştiriciler Konferansı'na gittim San Jose'ye. Yine tam o dönem bu YouTube olaylarım başlamıştı. Gerçi Haziran'da başlamıştı ama Haziran'da bayağı yol almıştım ve artık notebook'ta harıl harıl kurgu yapar hale gelmiştim. İkinci bir ekrana ihtiyaç duyuyordum. Çünkü ben ofiste alışmışım ikinci ekran kullanmaya. Timeline'ımı buraya açıyorum. Ön izlemeyi sağ tarafa alıyorum. Buradan da görüntüleri seçiyorum. Aşağı alıyorum. Ya da ne bileyim buraya atıyorum ön izlemeye. Giriş çıkışları vuruyorum. Timeline'ı alıyorum falan. Fakat buraya sıkışınca hele notebook'ta bayağı sıkıntı olmaya başladı. Onun üzerine böyle dışarıdan bağlayabileceğim pratik bir LCD panel arayışına girdim. Tam bakarken Sidecar'ı duyurdular. Sidecar ne? Bu. Sidecar.
tam aradığım şey. Ve Sidecar'ı o günden bugüne kadar kullanıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, Haziran'da bunu duyurdular fakat resmi olarak çıkışı Eylül'ü falan buldu. Fakat ben aynı zamanda Apple geliştiricisi olduğum için bu beta sürümlere önden erişimim var ki normalde hiçbir zaman beta sürüm kullanmam. Özellikle iş yaptığım makinelerde çok tehlikeli. Direkt sadece Sidecar için kurdum ve gerçekten de problemsiz o zamandan bu zamana kadardır da kullanıyorum. Tabii bu iPad'i aldığımda, bu 10 inçlik iPad'i aldığımda ulan acaba hata mı ediyorum, biraz daha büyüğünü mü alsaydım, 12'liğini mi alsaydım falan filan dedim ama tabii bu çok pratik. Bir kere aşırı ince, bir de yeni iPad'lerde şöyle göstereyim arkadaşlar. Ekran çerçevesi daha az olduğu için bu ilk iPad'le kıyasladığınız zaman şöyle bir fark oluyor. Yani ne oluyor ya? Bakın arkadaşlar, RED'le çekiyorum sırada, görüyor musunuz? Ama 4K çekiyorum, sonra da 2K'ya düşürüyorum. Renk yapması kolay oluyor. Gerçi çok bir renk yapmıyorum ama ya işte aldık, kullanalım diyoruz. Malum bu ara korona yüzünden pek iş yapamadığımız için kamera bari bir boka yarasın. Şimdi neyse, geyik bir yana, toparlamak gerekirse bu iPad tekrar hayatıma girdi. Sonra tabii bu USB-C olayıyla bence Apple müthiş bir hareket yaptı. Çünkü MacBook Pro için aldığım bütün USB-C adaptörleri bunda kullanmaya başladı. İşletim sistemine de iPad'in kendi işletim sistemi, yani iPhone'dan bağımsız olan işletim sistemine bir de tabii hard disk bağlama özelliği falan gelince işte o tadından yenmez hale geldi. Çünkü bunda ben kaba kurgularımı televizyon karşısına geçiyorum. Böyle tık 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 kurguları yapmaya başladım. Ondan sonra bir de işte videonun başında bahsettiğim Magic Keyboard'u görünce dedim tamam, ben bu iPad Pro 2020'yi alacağım ve bu 2020'de ben aslında notebook'ta yaptığım birçok işlemi yapabileceğim. Ki Bionic 12Z işlemci oldukça da kuvvetli bir işlemci. Yani piyasadaki birçok PC notebook'tan çok daha kuvvetli bir işlemcisi var. Hakikaten de ki son bir iki kurgunun kabasını, tümünü değil, yalan yok, kabasını iPad Pro'da yaptım. Ve gerçekten çok pratik. Şimdi istiyorsanız şöyle yapalım. Bu LumaFusion'a bir bakalım. Neler yapabiliyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu LumaFusion'da kalemi kullanabiliyorsunuz, trackpad'i kullanabiliyorsunuz, klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Gerçekten size bir notebook deneyimi yaşatıyor. Bir de şöyle bir durum var. Yaptığınız kurguyu sonra XML olarak çıkış alıp direkt Premiere ya da Final Cut'a atıp kaldığınız yerden devam ediyorsunuz ki benim durumumda öyle oluyor. Çünkü ben bu tipografik efektler falan çok kullanıyorum ya, After Effects'e ihtiyacım olduğu için mutlaka, dedim ya, son iki kurguyu bunda yaptım ama finalize etmeyi Premiere'de yaptım. Bakmanızı tavsiye ederim. Oldukça başarılı. Şimdi diğer bir en çok kullandığım program Sharper 3D diye bir program var. Bu nedir? Aslında 3 boyutlu modelleme için. Yani ya mimari modelleme ya da endüstriyel modelleme için kullanılan bir yazılım. Gerçekten çok başarılı. Ben neleri kullandım? Yani Cinema 4D'lerden falan bahsetmek istemiyorum ama hani Google SketchUp düzeyinde Adobe'nin Fusion 360'ı var. Sürekli kullandığım yazılım o. Bu şey yapıyorum. 3 boyutlu modelleme yapıyorum. Gerekli bir takım aparatlara ihtiyacım oluyor. O aparatları, sonra 3D printer'ım var. Zortrax 200. Onu da baskısını alıyorum ve işte ne bileyim 5 saat sonra istediğim aparat elimde oluyor. Ki eğer meraklı olan arkadaşlar varsa Thingiverse müydü ne? Böyle bir tane site var. Giriyorsunuz işte GoPro bilmem ne bilmem ne aparatı diyorsunuz. Zaten bir modellemiş oluyor ve orada paylaşmış oluyor. O modeli indirip isterseniz direkt 3D printerınızda basıyorsunuz ya da indirip işte Fusion gibi programlarda kendinize göre ufak tefek ayarlamalarını yapıp değişiklikleri yapıp tekrar basabiliyorsunuz. iPad tarafında Sharper 3D var ki bence Autodesk'te çalışan arkadaşım var, Niyazi alınmasın ama bence Fusion'dan çok daha iyi. Bir haftadır falan neler yaptığıma inanamazsınız. Wacom kalemimin bir tane tutacağı var, onu kaybetmiştim. Bakın nasıl çözdüm. Oh,
Yani gördünüz, modellemem. Tabii hızlandırılmış bir video bu ama yani taş tatlısı 5 dakikamı aldı. Bastım ve bakın çok başarılı. Sonra notlarım var. Hemen ondan bahsedeyim. Notability diye bir program var. Aslında iPad'in kendi Notes uygulaması da çok iyi ama bu böyle uzunlamasına gittiği için çok seviyorum. Mesela bu filmin storyboard'unu oturdum buraya yazdım. İşte ne dedim? Intro yapacağım. After Effects'te giriş, o Universal'ın giriş introsunun benzerini iPad için yapacağım. İşte 30 saniyede kutu açılış ve kolajını yapacağım. Nedeninden bahsedeceğim. Tarihçesinden ve kullandığım uygulamalar ve kullandığım uygulamalar nedir? Bu tür notları alıyorum. Sadece onda değil, gördünüz şeyi kullanırken, Sharper 3D'yi kullanırken buraya notlarımı alıyorum, ölçüleri alıyorum. Sonra Sharper 3D'de o eskize göre modellemelerimi yapıyorum. Notability çok iyi bir program. Özellikle hızlı not almak için. Ki yeni jenerasyon herhalde artık derslerde notlarını iPad'e alıyordur diye tahmin ediyorum. O yüzden kalemle beraber Notability oldukça anlamlı. Şimdi bu Notability'den bakayım notlarıma. Unutmayayım. Ha, bu Loom diye bir yazılım var. Onu oldukça kullanıyorum. Hatta bir canlı yayında mı, bir videomda, bir videomun yorumunda mı biri sormuştu. Bu Scribble denilen olay var. iPhone filmimi hatırlıyor musunuz? Bunlar var ya işte bu üzerine yazdıklarım. Bakın bunu nasıl yapıyorum. Gördüğünüz gibi kare kare adımı yazdım. Etrafına bir takım çizittirmeler attım. Bunu oynattığınız zaman çok artistik gözüküyor. Ve öyle yazınızın güzel olması, böyle artistik bir dokunuşunuzun olması da gerekmiyor. Gayet kolay. Bir bakın Loom'a. Siz de videolarınıza böyle güzellik katabilirsiniz. Scandi Pro ne yapıyor biliyor musunuz? Bu iPad'in bu True Depth kamerası var. Hani arkayı falan flu yapıyor ya. O kamera aynı zamanda aslında Z Depth, yani Z aksındaki derinliği çıkardığı için aslında bir 3D scanner gibi çalışıyor. Ne işinize yarayacak scanner? Vallahi sizin ne işinize yarar bilmiyorum ama ben mesela işte kaskımın önüne bir aparat yaptım. Göstereyim. Şöyle bir aparat yaptım. Baktığınız zaman sanki kaskın parçasıymış gibi gözüküyor. Ben kameraları bu bir önceki videomda görmüşsünüzdü, GoPro Max incelemesi videosunda. Çenemde duruyor kameralar. Mesela bunu tarıyorum. Sonra Sharper 3D'yi alıyorum. Sonra etrafına bu modeli oturtuyorum. Şimdi yeni kamera, yeni iPad Pro ile ne geldi biliyor musunuz? LiDAR. LiDAR'ı mimar olan arkadaşlar bilir. Özellikle harita mühendisliğinde falan çok kullanılıyor. Işık hüzmesi göndererek çok daha net ölçüm yapabiliyor. Şu an için yok. Bir tane var gerçi ama o çok başarılı bir yazılım değil ama bir iki ay sonra acayip 3D scanner yazılımları çıkacak. Ben onu çok merakla bekliyorum ve şunu görünce şaşırmayın demişti dersiniz. İnsanlar kendi vücutlarını ve kafalarını tarayarak oyunlara entegre edecek. Oyun demişken tabii iPad'de oyun deneyimi de bir başka oluyor. Ya çok oyuncu bir adam değilim. Yani çok oyun oynayan bir adam değilim. Arada bir Call of Duty atıyorum iPad'de. Daha çok kelimelik oynuyorum. Yıllardır. Oynadığım 5 kişi var. Bunlardan biri gözle ağzıma sıçıyor. Eskiden ben yenerdim. Şimdi artık yenemiyorum. Diyeceksiniz iPad Pro'da ulan kelimelik mi oynanır? İşte oynuyoruz. Oyun kısmı böyle. Tabii şunu unutmamak gerekiyor ki iPad Pro'ya Xbox ya da PlayStation 4 kumandası bağlayıp da illa böyle manyak gibi ellerinizi ekrana yapıştırarak oynamanıza gerek yok. Yani iPad'inizi kurun. Şöyle uzağa
Elinize de alın, normal bir konsolda oynuyormuş gibi aynı deneyimi yaşayabilirsin. Şu klavye olayına geri gelmek. Şimdi bu klavye, okey, güzel. Ama hala tam bir klavye deneyimi veremiyor. Fakat bu iPad Pro 2020'nin Magic keyboarduna bir trackpad eklediler. Bu sırada bunu artık mouse'la bağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir Bluetooth klavyeyi de bağlayabiliyorsunuz. Ya da USB-C'den de herhangi bir klavye mouse'u bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Çok güzel yapmışlar. İlk defa bir cursor'ı ok şeklinde değil, yuvarlak şeklinde görüyoruz. Önemli mi? İşte değişiklik. Her neyse, fazla uzattım bu konuyu. Ne diyorduk? İstediğiniz klavyeyi mouse'u bağlayabiliyorsunuz. Bu 2020'deki çıkan iPad'e özel bir durum değil. Aslında öncekileri de kapsıyor. Bu iPad işletim sisteminin yeni yeteneği. Fakat Magic Keyboard'a geri gelelim. Onda şöyle bir güzel durum var. Şimdi bir burada USB-C girişimiz var. Bir de buraya USB-C koymuş. Bu benim için önemli. Çünkü dedim ya, LumaFusion'da edit yapıyorum. Buraya hard diskimi bağlıyorum USB-C'den. Fakat pille ilgili sıkıntı yaşıyordum. Şimdi buradan da güç ünitesini bağlıyorsunuz. Hem şarj oluyor hem de aynı zamanda dışarıdan hard diskten dosyalarınızı görerek editlerinizi yapabiliyorsunuz. Videoyu uzatmayayım arkadaşlar ama iPad son 2 senede bence çok büyük bir atılım yaptı. Ve bir notebook 3 aşağı 5 yukarı ne yapabiliyorsa bence yapabiliyor. MacBook Air niye kullanırlar bilmiyorum. Ben olsam, MacBook Air kullanan biri olsam hayatta almam. Yani hayatta MacBook Air almazdım. Çünkü bu bence MacBook Air'dan daha bile yetenekli denebilir. Mikrofonu çok başarılı. İstiyorsanız buradan podcast bile yapabilirsiniz. İstiyorsanız canlı yayın yapabilirsiniz. Kameralarından bahsetmeyeceğim bile. Artık iki kamerası var. Vesaire vesaire. Bu teknik özellikler zaten internette dolu. Açın. Bakın, kalemiyle, trackpad'iyle, keyboard'uyla gerçekten artık bence iPad Pro bir notebook. Bence gerçekten bir notebook oldu. Ben bayağı kullanıyorum. Hatta bundan sonraki gezilerde Arjantin'e falan bir daha gittiğimizde yanıma notebook almayacağım. Bütün işlerimi buradan halledebileceğim. Bu tabii sadece cihazın başarısı değil. Arkadaşlar aynı zamanda artık kendi işletim sistemi var. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi geliştiriciler tarafında siz iPhone'a ayrı program yazmanız gerekiyor. iPad'e ayrı program yazmanız gerekiyor. Ve masaüstüne ayrı program yazmanız gerekiyor. Bu Android'de de böyle. Fakat artık geliştirici tarafında tek yazdığınız programı bu 3 platformda da kullanabileceksiniz. Bu niye önemli biliyor musunuz? Mesela benim kullandığım bir Dark Sky diye bir yazılım var. Mesela ben isterdim bu benim masa üstümde de olsun, iPhone'umda da olsun. Çok kısa bir süre içerisinde artık masa üstünde kullandığınız yazılımları iPad'de, iPad'de gördüğünüz yazılımları masa üstünde kullanabileceksiniz. Bir sene sonra bu iş gerçekten çığırından çıkmış olacak. Ve belki de notebook bile kullanmıyor olacağız. Sadece bu tabletlerle hayatımızı idame ettiriyor olacağız. Bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü şu an canlı yayınım var. Bugün Cuma. Saat 9'da canlı yayını yapacağız. Bir önceki video aslında. Çünkü bunu daha kurgulayacağım. Pazartesi, salı gibi size sunacağım. Orada kanalla ilgili yeni bir takım şeylerden bahsediyorum. Yeni içerik nasıl üreteceğimle ilgili bir takım fikirlerim var. 30 bin abone olmayı bekliyordum. İnceleme videoları ve özellikle eğitim videolarını merak edenler için videoya bakın. Canlı yayını izleyin. En başında bahsedeceğim. Bütün canlı yayını izlemenize gerek yok. Okey. O zaman bu videoda burada bitmiş oluyor. ABC, D, E, F, G, A,